Selamlar millet, Moonlord Gameplays'e hoş geldiniz. Ben Umut. Bugün yeni bir serimiz olan Naruto Arena'dan devam edeceğiz. Ama ilk ve tek olan görevini geçen videomda yaptığım için şu an herhangi bir video, yani görevlik bir video olmayacak bu. Onun yerine Ladder Game'de rütbe atlamayı oynayacağız. Yine bir 4 maçlık seri olacak arkadaşlar bu. İlk videoyu çektiğimi sanmıştım ama ufak tefek bir sorunlardan dolayı çekmediğimi fark edince ilk kazandığım maçı göremediniz. O yüzden o biraz kötü olacak ama önemli değil. Diğer maçlarda kazanırız zaten. Ben şöyleden bir tek adam basayım Ladder Game'e. Takımım Naruto, Sasuke ve Ino. Geçen kazandığım maça gelen takım Shippuden seviyesindeki bir Neji, Hinata ve Hanabi'ydi. Karşı takımın tamamıyla bütün özellikleri benden çakra silme üzerineydi. Yani kazanmam biraz zor oldu. Ama sonunda kazandım yani. O kadar da büyütülecek bir şey olmadılar. Ladder Game'i şöyle birazcık açıklayayım ben size. Çok geçmeden konu. Kazandığınız 150 exp alıyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam 600 exp'e ulaştığımızda level atlıyoruz. Yani pardon, rank atlıyoruz. Onun haricinde kaybettiğimiz 75 puan kaybediyoruz. Hanabi, Sasuke, Zaku. İlk hedefim büyük ihtimalle Zaku olmalı. Çünkü alanla 45 hasar verdiğini hepiniz biliyorsunuz. Ya da bilmeyenler için de şu şekilde anlatayım. Hatta göstersem daha mantıklı olur. Onun için birazcık game manuele girmem lazım. Basics, characters and skills. Şuradan hemen hiç uğraşmadan Zaku yazaraktan direktmen. Oyunda takip edelim, aynı zamanda unutmayalım. Bütün hasarlarımızı Zaku üzerine yoğunlaştıracağım. Böyle size daha mantıklı oluyor. Şu evet, Extreme Deception Airways dediğimiz bir yetenek. Bir tane kırmızı, iki tane random çakraya alan hasar veriyor ve herkese 45 vuruyor arkadaşlar. Bu hani azımsanacak bir hasar değil, onu en baştan size söyleyeyim. Ama bunu kullanması için önce şunu aktif etmesi lazım. Bunu aktif etti. Ben de o yüzden direkt onu Ino ile stunladım ve Sasuke düştü maalesef. Ona yapabilecek hiçbir şeyim yok. Çok hızlı ilerlediler çünkü Sasuke ve Zaku'nun bireysel hasarları sadece Sasuke'nin üzerindeydi. Yani benim Sasuke'nin üzerindeydi. Ve Hanabi de aynı zamanda saldırdığında baş belası olabiliyor. Elimden geldiğince Ino'nun düşmemesini sağlayıp Naruto ile hasarını vermeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Umarım bunu kaybetmem. Çünkü kaybettiğimizde yani tecrübe kaybedeceğiz. Ve videolar 4 maçlık olduğunda da seri uzaması demek oluyor bu. Yani basit bir şey için çok fazla uğraşmak demek. Ben de bunu istemiyorum. Neden böyle oldu bu? Şöyle yaparız. O zaman hiç sorun olmaz. İki tane saldırı yapmak varken tek saldırı yapma opsiyonu birazcık daha basit geldi bana. O yüzden hiç uğraşmadım. Onun yerine bir tane Uzumaki Naruto kombosu kullandım. Bir de Ino'nun Mind Body Disturbance'ını kullandım. 30 artı 60 hasar verecek bir DPS birleşimi yaptım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir gidişatımız olacak. Hanabi şu an patır patır saydırıyor bana yani. Yani çok tehlikeli bir karakter. Bir de ekstra şu an 15 hasar verecek bu tur bittiğinde bana. Tabii ki oradan da saldırı geleceği için büyük ihtimalle ölecek ve öldü. Naruto'nun tek başına kazanma şansı yok. O yüzden süredir çekiyorum. İlk maçı kaybettik. 4 exp kaybettik tabii. Bu şeydi. İlk seviyelerde kaybettiğimiz experience biraz düşük oluyor arkadaşlar. Hatta ilk rankta hiç kaybetmiyorsunuz diyebiliyorum. Çünkü düşebileceğiniz başka bir rank yok yani. Gelin rankında akademi önce düşülüyordu bildiğim kadarıyla. Bu oyunun en sevdiğim yanı rakipleri bayağı hızlı bulması bu arada. Evet.
Bir climb up takımı daha, ilk hedefim Kimura olmalı. Onun saldırıları birazcık baş belası. Vücudundaki kemikleri kullanan bir karakter. Yanlış hatırlamıyorsam Kimimaro'nun eğer değişmediyse 3. yeteneği alan hasarı veriyor. Aynı zamanda kendi hasar yiyor bu yetenekten. Bakalım şimdilik ne yapacağız? Kimimaro'yu stunlayıp üzerine Sharingan'ı bırak. Kimimaro'yu stunlayıp üzerine Sharingan'ı bırakacağım. Elim ağzım deken diye konuştuysam. Takımdaki yani Ino'nun şu anki objektifi çok hani ileri seviye bir objektif. Çünkü hem stunlıyor hem de random bir kişiye 30 hasar veriyor de piercing yani. Hasar alan kişi de eğer education damage varsa veya saklanmışsa hani invulnerable'ını kullanmışsa o da hasar yiyebiliyor yani. Kime vuracağı hiç belli değil. O yüzden bence bu çok etkili bir karakter yani. İlk seviye takım kompozisyonlarının vazgeçilmesi diyebilirim en azından benim gözümde. Hemen şöyle Naruto'nun Kagebunshin'i de aktif edeyim. Bu sefer de Kimimaro'ya 30 hasar vurdu. Yani Kimimaro'yu oynatmamam lazım benim. Eğer oynatacak kadar bir serbest bırakırsam çok büyük hasarlar yiyeceğim. Şu an Sasuke'nin Chidori'sinin dönmesi lazım. Ve Naruto'nun herhangi bir yeteneği de olabilir. Rasengan ya da Uzumaki Naruto kombosunu kullanırsam onun üzerinde üstün başarı sağlayacağım ona. Yani yok edeceğim tamamıyla harita üzerinden. Bu neymiş? Evet. Tobi'nin yani spoiler vermek gibi olmasın ama Obito'nun kullandığı Kamui. Evet şu an Deidara birazcık hasar yönelik bir hamle yaptı bana. Sanırsam bir de Reyasu kaybettim ben ama emin değilim. Gözden kaçırdığım bir şey yok. Reyatsu dedim yine ya. Çakra. Sularında serileri uzadıkça ağız alışkanlığı olarak tamamıyla çakra Reyatsu ile karışıyor. Sonuçta oyunun temelleri aynı zaten. Yapımcıları zaten aynı kişi. Oyunların. Evet şu an Kimimaro ilk açıklığını yakaladı. Bakalım nasıl bir hasar şey yapacak. Tobi'nin Damage Education'ı birazcık can sıkıcı olacak. Onu söyleyebilirim. Şöyle yapacağım. Deidara'ya ağırlıklı bir saldırı şekli. Şu an Deidara stunlanmış vaziyette. Tobi bir sürü şey yapıyor ve yaptığı şeylerin hepsi Sasuke hariç herkesi etkiliyor. Tabii bir de Ino hariç. Çünkü onların piercing hasarları var ve Ino düştü. Kullanabilecek herhangi bir yeteneğim kalmadı maalesef. O yüzden biraz pasifleşeceğim bu el. Eğer iki tane yeşil çakra gelirse Kimimaro artı Deidara'yı aynen düşürebilirim. İkisi aynı anda düşerse bu şeyi ben kazanırım. Çünkü Tobi tek başına dayanamaz. Ayrıca karşımdaki Deidara, Edo Tensei Deidara. Yani yeteneklerini hiç bilmiyorum. Yeni karakterlerden bir tanesi. Karşımdaki Tobi de Shippuden seviyesinde bir Tobi. Onu da tam olarak ne yapacağını kestiremiyorum. Şöyle bir hamle yapacağım mecburiyetten. Kimimaro'yu biliyorum yani ona karşı oynadığım zamanda hatta bir görevi bile vardı bayağı bir beni uğraştıran. Kimimaro'ya karşı zafer kazan gibisinden bir şey yanlış hatırlamıyorsam bir karakterle. Eski hesaplarından birini kullanmadığım için bu yeni hesaplarla tekrardan görevleri yapmak birazcık eğlenceli oluyor aslında. Evet
Evet, şu an sanırım dediğim gibi oldu. Kimimaru kendini yok etti az önce. Bunu kullanmak zorundayım, mecburum. Lideri çökertmem lazım. Evet, şu an birebir kaldılar. Aralarında pek bir fark yok açıkçası yani. 65-70 can ama tek can sıkıntısı olan nokta Tobi'nin %25'lik bir şey olması. Damage engelleyicisi olması. Bir tur daha etkinleşti. Evet. Öteki tur Rasengan'da vurabileceğim onu. O konuda emin olabiliriz. Çünkü şu an kesin zaten bir tane mavi çakrayı elde ettim. Konuşamadım da. Bakalım ne olacak. Şu eğer Sasuke ayakta kalmış olsaydı. Yapma. Yapma. Ya %50 Damage Education nedir ya? %50 ya. Zaten 45 vuruyorum. En azından standladım yani. Birazcık öyle avutayım kendimi. Yoksa yapabileceğim hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. O da şu an saldıramayacak. Ama saldırısı tam saldıracak. %50 damage reduction. Yani 45 vursam 22 veya 23 hasar yiyecek. Temiki gibi mesela. Temiki 22 değil. 22 yemişti galiba değil mi? Evet. 70 canı varsa aynen. 23 de yemiyor yalnız. Küsurat tam olarak yukarı değil aşağı doğru yuvarlıyor. O biraz kötü. Bu arada üzerindeki efektten bahsedeyim. Deidara öldüğü için herhangi bir artısı veya eksisi yok bunun bana karşı. Yani öylesine kaldı. Aslında normalde Deidara öldüğünde bunun silinmesi lazımdı. Rakibim birazcık sınırları zorlamaya başladı. Saldırıları geçti çünkü. Piercing hasar verebiliyor. Birazcık kötü yani. Tepki veremiyorum çünkü benim herhangi bir armor vermiyor. Bu Reduction veriyor. 15 damage de olsa. Yine saldırdı. Ben de saldıracağım ama yani yapabileceğim sınırlı sayıda. Yani olay şu, ben Tobi'ye saldırırsam öleceğim, o bana saldırırsa öleceğim. Şu an öyle bir konumdayım yani. Yapabileceğim herhangi bir şey yok. Çok yani baş belası iki tane skill. Izanagi. Obito hiç Izanagi kullanmış mıydı? Ben hiç hatırlamıyorum şahsen Izanagi kullanıp kullanmadığını bu arada. Evet, %75 oldu artık ben zorlamayacağım buna. İkinci maçı kaybettik. Kötü ilerliyoruz bu sefer. Yani bu tarz bir yetenek seti oldu bilmiyordum. Bilsem ilk önce ona kilitlenirdim. Evet, yine bir rakip bulduk. Evet, karşımdaki Shippuden Shino, Kushina ve Yoroi. Akado Yoroi. İlk hamle sırası onda bakalım. Önceki hedefim ya Yoroi olacak ya Shino olacak çünkü ikisinde çakra çalma özellikleri var. Çakra remove ya da silme ya da. Evet, şu arkadaş şu an başladı. O başladıysa ben de başlamak zorundayım. Önce bu. Eğer üzerine Draining Assault yeteneğini kullanırsa bir tane çakra çalacak benden kendisine. Tabi bu Shino'yu da boş bırakmak demek oluyor. Umarım Inomu'nun yeteneği döner.
herhangi bir engellemesi yok. 55 hasar. Onu daha eklersek 85. Bir tane Bloodline. Ciddi olamazsın ya. Evet, Shino'nun niye saldırmadığını merak etmiştim. Görünmez yeteneklerinden bir tanesini kullandı üzerime. Çok lanet bir yetenek kendisi. Boş yere iki tane çakramı boş harcattı bana. Kimi stunlayacağım buldum bu arada. Şu baş belası Shino'yu. Bir şey yapamıyorum çünkü o da beni stunlayıp ve üstüne üstlük çakramı çalıyor sürekli. Çok kötü bir durumda kaldım ya. Herkes şu an İnon'un üzerine yoğunlaşmış durumda. Bütün yetenekler onun üzerinde. Bana kullanabilecek yetenek seti bırakmadılar. Sasuke stunlanıyor, o stunlanıyor. Sadece Naruto kalıyor. Inobi çözülürse direkt Shino üzerinden başlayacağım zaten. Nasıl ya? Of, kötü bir durumdayız şu an. Battık yani. Yani yapabileceğim hiçbir şey yok. Sürekli stun atıp duruyorlar yani. Bunları engelleyebilecek seviyede değilim şu an. Şu Shino'nun tuzakları sağ olsun. Sürekli bir Insect Barricade kullanıp yeteneklerimi domine ediyor maalesef. Ve beni merak etti, bu adam nasıl kendini iyileştiriyor? Şunu Surrender vereceğim. Yapabileceğim bir şey yok bu adama maalesef. Şu Yoroi'nin yeteneklerini merak ettim. Ben de açık mı Yoroi? Kapalı. Şuradan bakacağım bir saniye. Aynı zamanda maç arıya dursun. O kadar büyük iyileştirme kullanabilen karakter hatırlamıyorum ben hiç. Herhalde değişti yetenek setleri. Tamam, bu yetenek sabit. Bu hiç değişmedi. 20 mi? Önceden 15'ti. Günün son maçı, çok kötü ilerliyoruz. Tenten, Zaku ve Hinata tamamıyla alan hasarı verecek bir takım. Ve artı 2 şu an gidişat artı 2. Bense eksi 3 durumdayım. Çok kötü bu. Artık bundan sonraki, yani bir sonraki videomda şey yapacağım. Ben de alan hasarı veren kompozisyonlar kullanacağım. Bireyseller işe yaramadı çünkü. Yok, hayır, şöyle yapacağım. Hinata'ya. Acaba iki tane mavi enerji elde edebilir miyim? Mavi çakra. Edersem Hinata ölecek. Tabi herhangi bir damage reduction falan filan yani etkinleştirmezse. Bir tane geldi. Olsun, önemli değil. Bir tane Chidori ve bir tane Stan bizim işimizi şu anlık görür. Kitap beklediğinden fazla gördü. Tenten bu arada güçlendirilmiş yalnız. Bu kadar hasar vermesi çok fazla. Önceden 15 hasar verirdi, şimdi 20 veriyor. Şimdi Rising Dragon Trap ile. Hiç
Sasuke şeyde yapmış vaziyette şu an, engellemiş vaziyette de. Tenten'i stunlamakla başlayacağım. Zoku üzerine yüklenebilirim. Gayet de iyi olur hatta yüklenmemin üzerine. Ama tabii ki Tenten'in beni yenemiş anlamına gelmez. Bu hiç beklenmedik hasarlar verebilir. Ama Zaku'yu domine edersem hiç öyle bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum ben. Ufak bir kesinti oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın onun için. Maç özetini şu şekilde anlatayım ben size tekrardan. Sadece Tenten kaldı. Onlarca benim Sasuke'm, Naruto'm ve Inom ayaktaydı. Sasuke'min 5, Inom'un 45, Naruto'mun 70 canı vardı. Karşıdaki Tenten'in herhangi bir saldırı yapabilecek pozisyon bırakmadım. Çünkü hem Inom ile stunlamış vaziyetteydim, onu tepki veremedi. Bu şekilde o dövüşmeyip kaçmayı tercih etti. Bu ufak tefek aksaklık için özür dilerim hepinizden. Ama en azından 4'te 1 bir win avantajını elde ettik. Her kazandığımız 150 tecrübe puanı, yani XP alıyoruz. Her kaybettiğimizde duruma göre 4, 6, 10 arasında bir düşme yaşıyoruz. Teşekkür ederim izlediğiniz için benim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda Facecam'in üzerindeki Facebook linkine tıklayaraktan da ya da yazaraktan da siz bilirsiniz nasıl yapacağınızı. Takipte kalabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.